Paraşüt bileklik yapımı. Hazırlayan ve sunan Takı Tasarım Atölyesi. Arkadaşlar, Takı Tasarım Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün yine parakort bileklik, yani paraşüt ipinden bileklik nasıl yapılır? Farklı bir modelini sizlerle gerçekleştirmek istedik arkadaşlar. Bakın, normalde parakort ipleri, paraşüt ipleri yani şu şekilde olur. Fakat eğer ki temin edemezseniz bunu, mesela bulamadığınız hiçbir yerde, yapacağınız tek şey gidip bir ayakkabı tamircisi veya ayakkabıcılardan şu şekilde "ben bot bağcığı istiyorum" diyerek alabilirsiniz arkadaşlar, ki biz şu an öyle yaptık. Sizin daha kolay bulmanız için arkadaşlar. Evet, fazla lafı uzatmadan hemen yapımımıza geçelim arkadaşlar. Bize lazım olacak şeyler: bir tane bu şekilde kilit. Bujitercilerde vardır, temin edebilirsiniz bu şekilde. Bir adet çakmak ve bir de makas lazım arkadaşlar. Bunlar oldu mu yeterlidir. Evet. Şimdi ilk başta yapacağımız işlem şu şekilde arkadaşlar. Önce bot bağcıkların, bilirsiniz, uçlarında şöyle şeyler olur. Hani plastikleri vardır ya. Bunları ilk başta keselim şöyle. Evet. Ve şimdi bunları, birini şöyle tutalım, birini de şu şekilde tutalım. Ve şöyle iki tarafını yakalım. Ve şöyle birleştirelim arkadaşlar. Şöyle birbirine monte edelim, uzaması için. Çünkü bunlar çok uzun olmadığı için, normal parakort ipi olsa istediğimiz ölçüde keseriz, ama bunları bu şekilde yaptık mı zaten bu altta kalacak, hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Evet, şimdi bunu yaptık arkadaşlar. Evet, ucunu yaktıktan sonra arkadaşlar şöyle şunu şu kadar bir aşağı çekelim. Şuradan kilidimizi alalım. Ve kilidimizin şu sırtı üstte kalacak şekilde. Pardon. Sırtı altta kalacak şekilde. Şu şekilde şunu takalım buraya arkadaşlar. Şu şekilde. Ve şimdi bunu şöyle şuradan alıp şöyle getirelim. Bu şekilde arkadaşlar. Şu şuraya kadar gelsin yanık yere. Ve şimdi şunu ters çevirelim. Ve bağcığımızın uçlarını yine şu şekilde tersten geçirelim arkadaşlar. Ve şimdi bunu bileğimize takacağız. Önce iplerin düzgün olmasına bakalım tabii ki. Şu şekilde düz mü değil mi? Mesela çevrilmişse şöyle çevirelim. Evet. Şöyle bileğimize takıyoruz. Şöyle çekiyoruz arkadaşlar ki bilek ölçümüzü alacağız, bakın. Şu şekilde, mesela diyelim ki bilek ölçümüz bu. Hemen bunu şuradan çıkartalım. Ve bilek ölçümüzü tutalım arkadaşlar şu şekilde elimizle. Şu şekilde. Bu şekilde ölçümüzü aldıktan sonra şöyle arkadaşlar ters çevirelim. Bu şekilde. Biraz daha uzaklaştırayım sizin için. Evet. Ve şimdi uzun ipleri şöyle yana çekiyoruz. Şu şekilde. Ve arkadaşlar şunu şu tarafa alıyoruz, bakın. Bu şekilde. Bunu da şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortada birleştiriyoruz. Şimdi şurayı sıkalım. Şu şekilde. Ve şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar, biraz daha yakın plan göstermek istiyorum.
Ortaya açıyoruz şu şekilde. Pardon. Önce sol arkadaşlar. Solu şu şekilde aldık. Bakın. Şöyle. Şimdi bunu da bu şekilde aldık. Şekil bu oluyor arkadaşlar. Ve şimdi şu ipimizi, şunu şuradan şöyle alıyoruz ve buradan geçiriyoruz uzun olanı. Ve şu ipi de alıp şuradan çıkartıyoruz. Karşılıklı yani. Şimdi böyle çekelim. Yerine oturmasını sağlayalım. Evet. Şu şekilde yerine oturtturduk arkadaşlar. Hepsini sağlam bir şekilde. Zaten bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Şimdi bir daha şu şekilde aldık. Şöyle. Bunu da altına. Ve arkadaşlar bakın şunu, şu ipi yani şuradaki ipi alıyoruz ve şu şekilde şuradan geçirdik. Bu şekilde. Ve şimdi şu ipimizi yine şöyle alıp buradan geçirdik arkadaşlar. Şeklimiz bu. Bu şekilde olacak. Ve şimdi bunu çekiyoruz. Önce şöyle çekelim. Sonra şöyle elimizde de çekiştiriverelim arkadaşlar. Zaten iki taneden sonra şeklimiz iyice ortaya çıkacak, göreceksiniz. İlk başlarını sıkı yapalım ki. Yine tekrar şöyle alıyoruz. Bakın yine aynı gösteriyorum arkadaşlar. Şu bir. Şu iki. Şunu şuradan aldık. Ve bunu da hemen aynı şekilde öteki tarafa aldığımız gibi alıyoruz. Ve şeklimiz bu oluyor arkadaşlar. Ve şöyle çekiyoruz şimdi. Şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şeklimiz ortaya çıkıyor yavaş yavaş. İlk başta güzel düzeltelim. Nasıl düzeltirsek öyle gideriz arkadaşlar. Arkası da şu şekilde oluyor bakın. Şöyle bunu da çektiriyoruz. Hepsi bütünleşecek birazdan. Evet. Ve tekrar devam edelim şöyle.
Bu şekilde bakın devam ediyoruz. Şeklimizi nasıl tamamladı? İlk başta sanki bir şeye benzemiyor gibi geliyor insana. Ama sonradan insan toparlıyor ve şekli ortaya koyuyor arkadaşlar. Bakın bir daha gösterelim şöyle. Önce sol şekilde aldık. Bu şekilde yaptık. Ve bunu da şu şekilde yapıyoruz. Bakın şu şekilde aldık. Ve şimdi şu ipi şöyle alttan şöyle geçiriyoruz. Ve şunu da şu ipi hemen şuradan alalım. Bakın şuradan geçirelim. Şöyle çekelim hemen. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi sıkıştıra sıkıştıra gidiyoruz arkadaşlar. Yani hepsi aynı sıklıkta olması gerekiyor. Eğer öyle olmazsa pek düzgün durmaz, onu söyleyelim. Arkası da şu şekilde oluyor arkadaşlar, bakın. Evet arkadaşlar, bir daha şöyle uzaklaştırayım, öyle de gösterelim. Dediğimiz gibi önce solumuzu aldık şu tarafa. Şöyle bir koyalım. Bu şekilde. Ondan sonra şunu şöyle koyduk arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz şimdi? Şu ipimizi şöyle tutalım. Ve şöyle şuradan geçiriyoruz, bakın. Ve şimdi şu ipimizi de bakın şuradan geçiriyoruz. Ve ondan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar bu şekilde devam edelim. En sonunda şöyle bastırmayı da unutmayalım ki otursun yerine arkadaşlar. Bir tane daha gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Sıkıştırma şu şekilde orantılı yapalım. Her taraf aynı olsun arkadaşlar. Evet, tekrar. Şöyle bir. Bakın üstüne koydum. Bunu da getirdim. Şöyle koydum. Ve şu ortasını açıyoruz. Şurayı şöyle tutalım. Şu ipimizi şuradan geçirelim arkadaşlar. Ve şimdi şu şekilde şu ipimizi şimdi şuradan buradan geçiriyoruz. Aynı işlemi iki tarafta da yapıyoruz. Ve şöyle düzeltip şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadan da çektirip düzeltebilirsiniz. En sonunda da şu şekilde yapıyoruz, bakın. Evet. Şekil olarak bu arkadaşlar, bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz sonuna kadar arkadaşlar. Arkası da şu şekilde oluyor ve devam edecek, gerisi gelecek zaten. Evet arkadaşlar, bu şekilde sona kadar geldik. Şöyle yakınlaştırayım. Ve sonunda bir iki tane daha yapalım. Dediğim gibi şöyle. Bunu da böyle koyduktan sonra şöyle alalım. Arkadaşlar şöyle arasından geçireceğiz ki
Şeklimiz tam olsun diye. Evet. Sonlarını iyi sıkalım ki, çünkü sonlarında çıkma yapmasın arkadaşlar. Delikler ufaldıkça tabii ki yapımda zorlaşıyor bu arada. Evet. Bu şekilde bakın. En son şimdi bağlamaya geçeceğiz arkadaşlar. Bu şeklimizde yaptıktan sonra. Evet. Bağlamamız da şu şekilde oluyor arkadaşlar. İlk başta şöyle normal doluyoruz. Şekilde arkadaşlar. Şöyle bastırarak çok fazla da sıkmıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi şunu da bakın. Bunu mesela nasıl sarmıştık? Bu şekilde. Bunu da tam tersine sarıyoruz bakın. Bu şekilde saracağız. Üst üste gelecek şekilde. Evet. Bu şekilde bir de çevirelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu, çünkü burası arka taraftır arkadaşlar. Ön tarafı tersi olacak. Zaten şimdi kendiniz de görmüşsünüzdür nasıl olduğunu. Şimdi bunu normal bir kere bağlayalım. Sadece bir kere arkadaşlar. Zaten bu ip yandığı zaman şöyle bir kere normal bir bağcık atıyoruz. Şöyle iyice bir sıkalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Sonuna attık. Ve şimdi şu ipleri önce birini keselim şöyle. Şu kadar mesela mesafe kalsın. Hemen ardından çakmakla şekilde yakalım. Ve şöyle yapıştıralım. Zaten bunlar çok sıkı yapışıyor arkadaşlar. Ve şimdi öteki tarafını. Burası arkası dediğim gibi. Arkası gözükmüyor. Zaten bunlar da siyah olduğundan pek belli etmiyor yakmayı. Evet. Ve arkadaşlar bu şekilde bilekliğimizi tamamlamış oluyoruz. Bakın sırtı bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi elimizle şöyle de düzeltebiliriz. Ve çevirdiğimiz zaman şöyle bir bileklik sahibi olmuş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu model takı tasarım atölyesi olarak arkadaşlarımız tarafından yapılmıştır. Onların kendi modelleridir. Emeği geçen bütün arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir model ortaya koymuşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bir bağcık, bir bot bağcığıyla bile nasıl bir mesela bileklik türü yapabildiğimizi hep beraber görmüş olduk. Biliyorsunuz bot bağcıkları çok pahalı bir şey değil. 1 lira veya 2 liradır çifti. Yani istediğiniz rengi erkek olarak gerçekten güzel bir bileklik modeli oldu arkadaşlar. Şöyle kolumda da göstereyim diyeyim size. Aslında biraz bana büyük oldu benim bileklerim ince olduğundan ama kolda duruşu gerçekten harika. Evet arkadaşlar dediğim gibi ufak şeylerden mesela illa paraşüt yani parakort ipi olacak diye bir kayda yok. Her türlü ipten de yapılabilir arkadaşlar. Yeter ki ipin doğası buna uygun olsun. Yapımına uygun. Yani yumuşak ve esnek. Esnek değil, pardon, özür diliyorum. İçi boş gibi yani paraşüt demek zaten içi boş olan demektir aynı zamanda. Bu şekilde ip olursa her türlü olabilir arkadaşlar. Şu malzeme zaten bu üreticilerden temin edilebiliyor. Şekilde hemen çıkabilir ve yapışabilir arkadaşlar. Takı tasarım atölyesi olarak arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz eğer bizi arzu ederseniz, takip etmek isterseniz. Görüş ve önerilerinizi bir de sunarsanız arkadaşlar elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız sizlere. Sizin fikirlerinizi bilmemiz gerekiyor ki size yardımcı olabilelim. Hep beraber paylaşabilelim. Tabii ki bu şekilde bileklik olsun veya farklı bir aktivite yapacağımız zaman mutlaka ki kafamızdan kötü düşünceleri arkadaşlar atıyoruz ve yapacağımız işe odaklanıyoruz. Sadece bu. Beni yine sabırla
Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.